Şimdi hiç özgür olmayan insanlar, hiçbir şey istemeyen insanlar kötülük de yapmıyorlar, kötülük de yapmıyorlar. Ülke sahibi onlara çünkü bir şey istemiyorlar. Bütün Çinliler böyle. Ve de şeye baktığınız zaman, Osmanlı İmparatorluğu'na baktığınız zaman orada da aynı şey görüyoruz. Orada da istenç olmadığı, istencin olmaması ölçüsünde mülkiyet var. Mülkiyetin olmaması insanları suçsuz yapıyor çünkü hiçbir şey yapmaları için bir, herhangi bir şey yapmaları için bir şey yok, zemin yok. Ne yapabilir? Kendini ortaya koyamayan bir istencin eylem yapmasından söz etmek paradoks olur. Çünkü istenç yok. Yani istenç eylemse, istencin olmadığı yerde eylem de olmayacak. Eylemsiz bir toplum, değişmeyen, dönüşmeyen, sadece kendini yineleyen, bu özgürlüksüzlüğün tablosu. Çin'de olan bu, gelenek kültürlerinde, despotik kültürlerde olan buydu. Şimdi düşünün, bunları, realite bunlardan şey değil, soyut değil ya da realite kavramının belirleniminden bağışık değil, tam tersine realite kendini kavrama göre belirliyor. Eylem yoksa bir ülkede, bütün bir Çin'de, oradaki insan davranışlarını belirleyen şey ne olacak? Gelenekler olacak, törellik olacak. Onlara verili törel normal olur. O normları yetiştirilmelerinde daha küçükken olacaklar ve ona göre davranacaklar ve bu insanlar normlara göre davrandıkları için o toplumun düzlemi içinde göreli olarak ahlaklı gibi davranmış olacaklar, törel davranmış olacaklar ve problem olmayacak. Bunların bireysel karakterlerini düşünürsek, hiçbir istenci olmayan ve de tabi dolayısıyla Ege'nin çözüm tablosuna göre hiçbir duyucu da olmayan bir insanın birey olduğundan söz edemeyeceğiz. Birey olmak için insan istencinin olması gerekir. İsteğin olması, davranış normlarının olması, bunlar onu birey yapmıyor. İstek doğaldır, davranış normları da dışarıdan ona törel yapı tarafından ya da törel kültür tarafından verilen davranış biçimleri. Evet, bu ahlakın olmamasının anlamı dolaysız. Şimdi Çin'de ve Osmanlı İmparatorluğu'nda şey de yok. İstenç olmadığı için dolaysız istenç de yok ve dolaysız istencin yol açtığı durumlar, realiteler de yok. Orada konuşacak hiçbir şey yok, incelenecek hiçbir şey yok. Toplum kendini yineliyor. Normlar belli, o normları çiğnemeden onlara göre gündelik yaşamlar sürüyor ve insanlar doğuyorlar, ölüyorlar, doğuyorlar. Bu Çin'de binlerce yıl sürüyor. Eski Mısır'da, piramitler Mısır'da, orada da binlerce yıl sürüyor ve toplumda herhangi bir değişim olmuyor. Bu burada şey yok, genel olarak istenç yok. Doğal hayat sürüyor. Efendim? Doğal hayat sürüyor. Tinsel bir hayat sürüyor. Bitkisel bir hayat yani. Evet, kendini yineliyor. Şimdi burada ekonomiyle ilgili olarak düşünürsek aslında bir ekonomiden söz etmek için de pek olanak yok. Yani karın doyurma ekonomisi denen ekonomi. Kimse mülkiyet edinmek için üretim yapmıyor. Mülkiyetini arttırmak için, kar için böyle bir şey yok, güdü yok. Orada şey gibi görünüyor. Tarlanın ek, ondan sonra biç kısmını vergi olarak ver. Sonra geri kalanını kendine ayır. Tohumluğunu ayır, onu tüket, biraz da işte değiş tokuş için, başka gereksinimlere karşı. Bütün ekonominin şeyi bu, yapısı bu ve bu ekonomik kavramına uygun değil. burada şey yok, üretim sadece gündelik gereksinimlerin giderilmesi için üretim ve bu burada olumlu olarak görünecek hiçbir şey yok. Ne sömürü var, ne varsıllık var, ne bir kapital birikimi var. Ne bir üretim patlaması var, ne tüketim patlaması, hiçbir şey yok. İnsanlar bitki gibi, makine gibi kendi varoluşlarını yineliyorlar ve tabii ki bu suçsuzluk durumu. Hegel suçsuzluğu övüyor insanlar, hepimiz o önyargı var. Bir insan eylem yapmazsa, hiç kıpırdamazsa, hiçbir şey yapmazsa, Budist rahip gibi ya da Çinli köylü gibi, tabii ki suçsuz olacak. Çocuk gibi, çocukta da bir şey yok, suçsuzluk durumu var. Çünkü henüz şey olmadığı için, duyunç ve istenç gelişmediği için
bir eylemsizlik durumu var. Bu bir bakıma cennet durumu gibi görünüyor. Cennete de susuzluğun olması gerekir değil mi? Bir sözü vardı, onu tam hatırlamıyorum. Neyse, bunu hatırlayın da söyleriz. Yani özgürlüğün olduğu yerde suçsuzluk olamaz. Çünkü orada insan davranacak ve göreli olarak kabahatli, suçlu olacak mesela. Ve insanın cennetten düşme mitinde de bununla ilgili bir yan var. Çünkü orada insan şey olmaktan çıkıyor. Bilgisiz olmaktan ve kendi bilgi kazanıyor, özgürlük kazanıyor ve dolayısıyla insanın ilk günah mitiyle bağlantısı, bunu düşünürsek, bu insanın doğal değil ama tinsel varlık olmasına bağlı. Doğal varlık hiçbir zaman suçlu olmaz. Doğaya suç değil. Bir hayvan başkasını yer ama o bir suç değil. Tinsellik, kendinde suçlu olmak demek. Ve de o ilk günah öğretisi, mantıksal olarak doğru bir öğreti. İnsan günahsız değil, insan günahkar bir varlık. Çünkü davranan değil ama eylem yapan ve gelişen bir varlık.